Gazeteci arkadaşımız Fatih Azgın muhtar adayı olduktan sonra gece gündüz demeden çalışıyor. Mahallesini sokak sokak, cadde cadde geziyor. Zaten hakim olduğu sorunlarını biliyor. Şimdi muhtar olursam, bundan sonra muhtar olursam şimdiki gösterdiğim yerlerde yaptıracağım diye söz verip kayıt altına aldırmak istiyor. Fatih gece 2'de eve gidiyorum. Bir belediye başkanı adayından daha çok çalışıyorum diyor. Doğru resimlerini görüyoruz. Fatih kolay gelsin. Sağ ol teşekkür ederim Levent Bey. Çok hızlı gidiyorsun Fatih. Aynen sahaya çok iyi bir iniş yaptık. İnsanlar da vardığım yerde artık e, Fatih Bey biz sizi tanıyoruz. Hem gazeteciliğinizden hem de e, sosyal medyada tüm basın arkadaşlar size sahip çıkıyor diyor. Buradan da sizlere tüm basın emekçi arkadaşlarıma, abilerime teşekkür ediyorum. Bugünkü konumuz da Karacaoğlan Mahallesi. Kozan'ın artık en büyük bir mahallesi. Elit bir mahalle ama elit de diyemiyorum artık. Utanıyorum ben. Gazetecilik hayatımda da bu yoldan çok bahsettim ben. Ama herkes kimse duymuyordu ama şimdi muhtar adayı olduğu için bir an önce gene burayı, gündeme getirelim dedim. Hem önümüzde bir belediye seçimleri var. İnşallah sesimizi duyar diyoruz. Buradan da Karacaoğlan Mahallesi sakinlerinden e, tam yetki istiyorum. Muhtar olduğumda ben buraya yola yatacağım. Yine yaptıracağım burayı. Çünkü ben utanıyorum artık. Burası bir e, FK, Bey tufan Tufanbeyli. Çevre yoluktan çıktı. Caddeye dönüştü. Ama her sokaklardan e, çevre yoluna giriş var. E, engelli Abilerimiz var, bana ulaşıyorlar. Fatih Bey bizim bir gelecek yerimiz yok. Yaşlı teyzelerimiz veya çocuklar okula giderken Lütfi Ali Şadiye buradan şeyin üstünden geçiyorlar. Allah göstermesin bak trafiğin yoğunluğunu görüyorsunuz. Şu refüji diyorsun değil evet. mi? Bir de yolun geçiyorlar. Geçiş yok çünkü. Mesela büyük bir destanesi var burada. Ee, öğrenciler destaneye geliyor. Allah göstermesin kız çocuklarını, çocuklar araba deperecek diye korkuyoruz. Yaşlı teyzelerimiz ışıklardan karşıya geçmeye çalışıyor. Geçemiyor. Geçemiyor. Bunu görmüyorlar sonra, mı Fatih? Bunu görüyorlar da görmemişten geliyorlar. Ama sen dedin ki yerel bir tabirle bu kurumun önünde yatacağım, gene yaptıracağım. Ben muhtar oldum mu elime yetkiyi versinler ki ben buraya yatacağım. Bu yolu yaptıracağım arkadaşlar. Çünkü ben o yaşlı teyzelerimi çünkü muhtar aday olduktan sonra daha çok mahallede gezmeye başladım. Sıkıntıları tam görmeye başladım. Şimdi bak burasını görüyorsunuz araçları. Şimdi burayı şimdi tarif edelim. Dikenli Sokak aslında. Buranın karşı ah, tarafı nesliği nesliği. Dikenli Sokak. Evet. Andıl Caddesi büyük bir cadde. Bir de bu yolun bir özelliği var arkadaşlar. Ben utanıyorum. Bu yol Andıl Caddesi, Andıl, Özbaşı, Turgutlu buradan evet. İç yani Anadolu'ya, İç Anadolu'ya bağlanan bir yolu var burasının. Evet. Feke'ye geçip Menge Barajı'na kadar gidiyor. <laughs> Oradan zaten Yahyalı Kayseri'ye geçiyorlar. Bizim daha bu elit bir mahallemizin buradan ana yola direkt gidecek yolumuz yok. Buradan araç geliyor, ışıklardan geçiyor. Dar bir sokak var şurada. Şimdi oraya geçeceğiz. Oradan giriş yapıyor. Bir ara araç gelse birisi Anari'ye gidiyor. Ona yol vermek zorunda kalıyor. Ben buradan sesleniyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı'na, belediye başkanlarına, milletvekillerimize, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne acilen bu yolun bir an önce yaya geçidi yapılması gerekiyor. Şimdi baraja şurayı göstereceğim. Trafik için de, alt geçit de olsun. Alt geçit için işte göstereceğim evet. size şimdi. Fatih bir şey daha. Şimdi Mahmut arkadaşımız detay olarak çekecek. Burada bulunduğumuz yer kamerayı aşağı evet, tutma, Şimdi, Bakın bir evet. kot var. Ya buraya bir kaldırım yürüyüş yolu yapılamaz mı? Bu kadar... Kaldırım yapılsa şimdi mesela şuradaki hatırlarsanız İki aya bir kaza oluyor. Buradan Aynen. geliyor adam, vuruyor. Bak şurada bir tane reviş yok. Bak, milletin Haldırın evine girecek Yağmur suyu, hattı yok. Bak orada apatmanları geçersen. Aynen, iş yerlerinin üstü bak. hep su oluyor. Mesela kaza olduğunda buraya çok araba düştü. Aynen. Buraya çok araba düştü. Allah göstermesin insanlar gece yatarken ne zaman bizim Aynen. başımıza bir iş gelecek diye. Şu alt geçidi de göster. Alt geçidi de gösterelim. Bakılabilir. Fatih alt geçit için herhalde alt bu nokta. Burası gösterdi. bu yol eskiden ana yoldu. Andıl Caddesi'nin ana yoluydu. Çevre yolu yokken. Evet. Buradan arabalar böyle direkt Andıl, Turgutlu, Özbaşı İç Anadolu'ya bağlayan bir yoldu. Şu an burası kapatıldı. Trafiğe de kapalı. Bir engelle. Abimiz arabasıyla gelecek olsa burayı nasıl çıkacak? Mümkün Çıkamaz. Yaşlı bir teyzemiz nasıl çıkacak? Çıkamam. Çıkamaz. Çıkamaz. Biz onun için diyoruz ki ben bu mahalleye hakimim. Burası, sorunlarına sorunlarını Sorunlarına hakimim. Ben Karacolan Mahallesi'nin sokak sokak, karış karış biliyorum Levent Bey. Geziyorum, gece saat 3'te gene geziyorum. Ee, gazetecilik hayatımda da geziyordum. Anlatıyorduk ama olmuyordu. Ben buraya acilen karayollarından, acilen bir alt geçit istiyorum. Yaşlı teyzelerimiz için, engelli kardeşlerimiz, abilerimiz için ben alt geçit istiyorum. Çok kolay. Buralara hemen anında bize atılır. Çocuklarımız okuldan geliyor. Evlerinden gelecekler. Lütfi Ali diye buraya okula Gececek. geliyor. Geçecekler. Nasıl geçecekler? Bir tane yol var mı bak. Yaya yolu var mı? Yok. Refüji atlayamıyor. Refüji atlayamıyor çocuklarımız. Fatih yani... Bey aynı zamanda refüji atlayamaz ama burada kaldırım da yok. Su da. Evet Levent Bey sıkıntı zaten bakın. Yol yapılmış. E, su yağmur yağmış su göllenmiş. Çocuk buradan Burada, gidiyor Çocuk araba. buradan gidiyor. E çocuklarımız ıslanıyor. Vatandaş ıslanıyor. İş yerini sahiplerinin iş yerine gelecek olanlar çamur diye giremiyor. Sıkıntı. Ben Allah'a izin verirse bunların hepsinin sorunlarını yerine getireceğim. Burada yatacağım gene getireceğim. Ben biliyorsunuz gazetecilik hayatımda çığıtkan bir insanım. Evet. Ben halkın yanındayım. Sadece Karacaoğlan olan mahallesi değil, tüm Kozan'ı seven bir insanım ben. Siz de iyi biliyorsunuz. Ben Allah izin verirse muhtar olduğumda, elime yetkiyi verdiklerinde, olsam da olmasam da, onu da söyleyeceğim. Mücadelemi vereceğim. vereceğim. Ben çünkü Karacaoğlan mahallesinde yaşıyorum. Ben başka bir yerde yaşamıyorum. Mahallenin Yaşıyorsun, güzelleşmesini istiyorsun, evet. hizmet etmek Şu istiyorsun. an mahalleyle ilgilenecek kimse yok sahada. Sorunlarını dile getirecek kimse yok. Ben de onun için çıktım zaten sahaya. Fatih Muhtar olursan karayollarından şu refüjdeki ağaçlar kurudu. Onu da evet, hem bak, diktir hem sulattır. Ağaçlarımız kurumuş. Bakımsız. Harbiden mahallen bakımsız. 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 İlgilenen yok, kimse yok. Sorunu dile getiren İlla ki muhtar maaşı, maaş alıp cebime koymakla olmuyor bu işler. Emek vereceksin, çalışacaksın. Gece gün ben e, bir buçuk aydan beri sahadayım. Herkesi biliyorum bana da çok çalışan var. Dua eden insanlar var. Onlardan binlerce Allah razı olsun. Ben herkesin oyuna talibim. Herkesin oyuna talibim. İnşallah gazetecilik kimliğimi de kullanarak bir karaca olan sevdalısı olarak ben karaca olanın torunuyum zaten. Karayım da. Fatih Bey. Karayım da evet Levent Bey. Ben Allah izin verirse bu sorunları çözeceğim. En büyük sorun buranın sorunu. Buranın mutlaka bir alt geçit olması gerekiyor. Konuşmuyor diye Konuşmuyor kimse. Neden korkuyorlar ben onu da bilmiyorum. Evet. Korkmayın arkadaş yani ya. Şimdi karşıya bak şimdi araba nasıl geçir? Zor kalıyor. Araba gelirken bile çıkamıyor. Oradan bir e, yaşlı bir amcamız da olsun gelecek olsa arabayı durduracak olsa gengri kalkış yapamıyor rampadan. rampadan. Bir tanesi gelip oradan vuracak. Her türlü tehlike bu yol. Oraya da bir gidek. Oradaki dolanmacı da bir göster. Aynen. gösteriyorum. Bura normalde ana caddeydi. Eski, yolu, eski 1991. Evet. Çevre yolu geçince burası bitti. Şimdi köy yolları gelenler e, karşı tarafa geçebilmek için, ana şehir merkezine gidebilmek için bu yolu kullanıyorlar bak. Bu yolu. Bir dolambaç dolambaç evet geliyorlar. Şimdi görüyorsunuz bir direk yolun tam ortasında. Güzel bir kamyon gelse ya da iki araç yan yana gelse o sokaklar nasıl geçecek? Bana onu bir anlatsınlar. Geçemiyor. Geçemez. Biz buranın acilen alt geçit olmasını istiyoruz. Hem engellerimiz için, hem çocuklarımız için, hem yaşlı teyzelerimiz için. Baba araba geçmese de yaya geçidi olsun, alt geçit. Bak şimdi şu araba çıkacak, zorlanacak evet. mesela. Şimdi aynen öyle olacak. Bir de engellinin gittiğini düşünsene. Bak şimdi araba bak bile şimdi zorlanıyor. Bak şimdi orada duracak. Bak al durdu. Acemi bir şoför olmuş olsa geri kaçıracak. Arkasında araba olsa geri vuracak. Biz Akın buranın çıkıntı. acilen alt geçit olmasını istiyoruz. Evet. Direkt bağlansın eski yola, evet. şehir merkezine. Bak bir araba zor bak geliyor şimdi. mesela. Evet. evet. Hem yolda Yoldalar buradan yürüyerek gidelim isterseniz. Evet, evet. Bey şimdi ana caddeden geldiler. Bunlar evlerine geçecekler araçlar. Ee, bak şimdi böyle geliyorlar, dar bir sokağa. Kocanımız, mahallemizin şeyine bak ya. Trafiğin, aktı trafiğin aktığı yere bak ya. Sorunlar dile getiren kimse yok. Sorun burada zaten. Bunun için çıktım ben muhtar aday oldum. Evet. Sorunlar dile getiren yok ki. Ana caddeden geliyor. Bak böyle geliyor. Geçelim. Şöyle Geçelim. geliyor. Bak. Bak, bak tamam, araba geliyor için. şimdi bak. Bir de yüksek gerilim geçiyor tam yolun ortasında. Gel abi. Bak şimdi. Bir de orada kırmızı ışıkta bekliyor. Rampada. Aynen öyle. Şimdi bak araca bak şimdi gelecek. Evet şehir merkezinden geliyor evine gidecek bak şimdi. Girişimiz yok daha mahallemizin. Ana caddeye bağlaşan girişine bakın arkadaşlar. Bakın Şimdi gelecek karşıdan bir araba gelse birisi geri gelecek. Burası Kozan'ın en büyük bir mahallesinin sokağının büyük ana mahallesi. girişi. tabii ki. Kozan'ın bak bir de elit mahallesi oluyor. Karacaoğlan Mahallesi 15 bin küsür nüfusu var. Arabanın Bu geçtiği yere bak. Arabanın geçtiği yere bak. U o şey direğe bir çarpsa ne olur? Evet, Bütün şehrin elektriği gider. Aynen öyle Levent Bey. Şimdi e, biz Adana Büyükşehir yani. Belediye Başkanı'ndan Zeyden Karalar'dan Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu için Acilen bu yolu, acilen bu yolu dikenli sokaktan direkt Turgutlu yoluna bağlayacak biz ana yol istiyoruz. Evet Ana yolu istiyoruz yani buradan. Direkt bağlansın. Zaten ucu Turgutlu yoluna bağlanıyor bu yolun. Açılması gerekiyor. Ben evet bak bu araç da geliyor şimdi. ikisi dönecek. Bakın. zorluk yaşıyor. Evet, zorluk yaşıyor. Dönerken bile dönerken bile, bile sonuç Sıkıntı var. sıkıntı var. Şimdi evet. bir engelli burada oturan bir engelli abimiz, kardeşimiz gelmiş olsa buradan nasıl çıkacak? Bana bir anlatsınlar. Buradan çıkamadığı, çıkamadığı gibi hastaneye var. kadar gitmesi gerekecek belki de. Yani oradan bak şimdi oradan bak, pick up geliyor, bu araç da Çek geliyor Mahmut. şimdi. Çek Mahmut kardeşim. Bu kozanınımızın ayıbı. Mahallemizin ayıbı. Bak geliyor. Ana yol bur olmuş oluyor. Bir sokak ana olmuş oluyor. Koskoca mahallenin bunu dile getiren var mıydı? Hiç, e, Levent Bey zaten e, mahalleyle ilgilenen olmadığı için e, Karacaoğlan Mahallesi de yeni bir yerleşim. Daha da büyüyor, büyümekte. E, kimse sorunları e, dile getirmediği için ben aday oldum. Allah izin verirse Karacaoğlan Mahallesi'ndeki abilerim, teyzelerim, dayılarım, amcalarım, kardeşlerim bana destek verirlerse ben bu seçimi kazanırsam, mutallık yetkisini alırsam görsünler. Nasıl bir hizmet geldiğini görecekler. Evet. Ben buna inanıyorum. Kendime inanıyorum. Onun için çıktım aday oldum zaten. Ben e, kimseyi tabii ki kırmak istemiyorum. O da yapmıştır muhtarımız. Elinden geldiği kadar. Ama en büyük sıkıntı buranın ben sıkıntısı. Daha yapabileceğim ben tabii. daha iyisini yapacağım. Ben konulara hakimim. Bütün sokakları biliyorum. Caddesini biliyorum. Allah izin vermesin ileriki günlerde... E, Karacaoğlan Mahallesi'nin çelen sürücü kursu ve hastanenin üst geçidinde oradaki oturanlara büyük bir müjde vereceğim. Onu da şimdiden buradan duyurmak istiyorum. Tamam. Hayırlı olsun, Çok teşekkür ederim. Bey. Sağ olun, teşekkür ederim.